Pedi, Rubarjiman, Dodo ve Tolunay bulunuyor. Şablondan ötürü Nessa'ya da teşekkür ediyoruz. Bugünkü karşılaşmamız geçtiğimiz karşılaşmalara nazaran daha sert geçebilir. Her iki takım da birbirlerine yakın yetenekteki oyunculara sahipler. Tabii ki savaş alanında uygulayacakları taktikler vesaire maçın gidişatını belirleyecektir. Ve Commander's Picker'dan restart talebi geldi. Butik Karahan da restart verdi. Sizi canlı yayın ekranına veriyorum şimdi. Ve hemen gerekli güncellemeleri skorla alakalı yapalım. Ashes Remain ve Butik şu anda her iki takımda evet, streamer özelliğimiz alındı ve tekrar geri verildi. Are takımı şu anda Saranit takımında Commander atlı, BM atlı, Panthos, Commander piyade, CJ ve Nessa okçu. Butik takımında ise Solunay Sanel atlılar, Matt Karahan piyadeler, Kedi ve Pierro ise okçu olarak görev yapıyorlar. Şu anda her iki takım da orta bölgede hali hazırda karşılaşmışken sanıyorum bayrağın erken çıkmasından dolayı bir kafa karışıklığı yaşanıyor ve her iki takımdan da hasar almış oyuncular var mı diye bakarken sadece Pierro'nun butik takımından hasar aldığını görüyoruz. Are takımının ilerleyişi söz konusu ve dar alana basmışlarken Panthos, Kedi'nin, özür diliyorum, Pierro'nun arbalet atışıyla bir headshot yedi. Ters köşede Neme Strongest Pierro'yu indirmeyi başardı atlı olarak ve Commander Sanel'i alıyor. Matt Nessa indirmeyi başardı, onu yakalayamadık ne yazık ki. Ve ikinci killini alıyor Matt. Gayet güzel. Neme Strongest'ı indirdi ve üçüncü killini alıyor. Gayet harika bir performans. İlkel için BM Kedi'yi almayı başardı dar yolda. Şu anda 3'e 2 savaşırlarken Are takımı BM Tolunay'ı almayı başardı. Commander Matt'i alıyor ve Karahan tek başına kalıyor. Are'liler arasında üstünlüklerini hızlıca kaybetti butik takımı. Şu anda Karahan mecburen bir saldırı gerçekleştirdi Are takımına. Are takımı ise onu araya almış ve darbelemeye çalışıyorlar. Ve Are takımının piyadedeki takım oyunu Karahan'ı öldürmeye yetiyor. Ashes Remain 1, butik takımı ise 0. Metehanyus'un üstün piyade performansına ve 3 kill almasına rağmen Are takımı bu ele almayı bildi ve şu anda her iki takımda tekrardan sanıyorum orta bölgeye doğru ilerleyecekler. Are takımı kendi ana üstlerinden çıkışını yaptılar ve butik takımı ise köprü üzerinden dört yol ağzına geldi. Şöyle bir baktığımızda Are takımının balkon bölgesine yerleştiğini görüyoruz ve bayrak ise şu anda geniş alanda çıktı. Teşekkür ediyoruz Vololor Hunda. Yayına katıldı. Butik takımı köprü bölgesinden atlayışlarını yaptılar ve Are takımı ise yeni yol bölgesinde kendilerini gösteriyorlar. Butik takımı yeni yol bölgesinde Are takımını bayrak bölgesine sokmamak için uğraşırken Sanel'den bir saldırı gelecek mi? Oradan sadece geçmekle yetindi. Tolunay'ın hasar aldığını görüyoruz. Kedi de hasar almış. O hasarı nereden yedi? Ve Nessa güzel bir headshot attı Kedi'ye. Kedi nasıl fark etmedi? Onu bilemiyorum. Nessa'nın varlığını köprüdeki ve Nessa'ya bir saldırı düzenledi Sanel ve BM'yi almayı başarsa da Nessa hemen karşılık veriyor ve Sanel'i alıyor, ikinci kelinde almış oluyor bu el için. Sağlı sollu çarpışmalar dönüyor. Şurada hemen piyade savaşına bir dönüş yapalım.
Nessa ters köşede Karahan almayı başardı. Pierrot ölmek üzere ancak Matt'i indirdiler. Pierrot'u öldürdüler. Commander 2 kill alıyor. Aynı zamanda sanıyorum 3 kill de olabilir bu el için. Tam hesaplayamadım. Ve Ashes Remain takımı ikinci elinde almayı başarıyor butik takımı karşısında. Şu anda tekrardan butik takımı doğuyor kendi ana üstlerinden. Açık bölgeye doğru ilerliyor. AR takımı ise şu anda kendi ana üstlerinden orta bölgeye doğru çıkış yapıyor. Her iki takımın da klas dizilişleri eşit. İkişer okçu, ikişer piyade ve ikişer atlı şeklinde klas dizilimini yapmışlar. Şu anda Ashes Remain takımı balkon bölgesindeler ve butik takımı ise harabe tarafına yerleşmiş durumda ve bayrağı avantajlı olarak yerleştiler. Nessa'nın açıldığını görüyoruz okçu olarak ve AR takımı piyadesi Commander ve okçusu Nessa zırhlanmış vaziyetteler. Nasıl bir strateji olacak, nasıl bir savaş dönecek izleyeceğiz. Hemen şöyle bir bakış açısı yakalayalım. CJJ ise şu anda balkon bölgesinde harabeye basmayı deniyor Nessa fakat geri gidiyor. Ve hasar almış durumda canının yarıya yakını. Hasar almışken güzel bir ok vuruşu yapıyor Karahan'a karşı. Şu anda Spikul Karahan'ı almayı başardı. Matt Nessa'yı indiriyor. Matt ikinci kill'ini alıyor Commander'ı öldürerek. Acaba daha neler yapabilecek Matt? Şu anda 5 kill'e ulaşmış durumda. Harabede bir savaş dönüyor Pentos'a karşı ve Matt üçüncü kill'ini de alıyor. Ters köşede Kedi BM'yi öldürdü. Nemes Strongest Kedi'yi aldı. Matt gerçekten güzel bir iş çıkarıyor. Maç içerisinde bayrakta üstünlükleri söz konusu butik takımının ve 4 kişiler 2 kişilik Ashes Remain karşısında sayısal üstünlük tamamen butik takımında. Sanel'in canı çok az. Pierrot'un öyle. Tolunay'ın öyle. Matt'in canı bayağı fazla ve CJJ bir hasar aldı ve Sanel CJJ'yi indirdi. Tolunay Neme Strongest'ın saldırısıyla ölmüşken Matt muhteşem bir performansla butik takımının bu eldeki lokomotifi haline geliyor. Hatta aldıkları ya da alamadıkları ilk elde de aynen o şekilde oldu. Arkadaşlar şu anda herhangi bir arkadaşlık isteğini vesaire kabul edemiyorum. Maçtan sonra butik takımı tekrardan köprü bölgesi üzerinden dört yol ağzına doğru ilerliyorlar. AR takımı ise ana üstlerinden çıkmış durumda. Nessa oraya ok atışlarıyla kesmeye çalışıyor dört yol ağzını butik takımını yavaşlatmak adına. Arkada atlılar neler yapacak? Neme Strongest'ın saklandığını gördük. Şu anda butik takım atlıları kendi takımlarına destek veriyorlar ve bayrak açık alanda çıkmış vaziyette. AR takımı ise butik takımını takipte yeni yol tarafında. Şu anda kapalı alanda savaşmaya zorluyor AR takımını, butik takımı. Pierrot'un tek arbaletçi olarak görev yaptığını görüyoruz. Şu anda Nessa tekrardan köprü bölgesinde ve bir ata vuruş yapmayı başardı. Ve Nessa'nın orada olduğunu anlayan butik takımı bir saldırı düzenlemek istiyorlar. Arkada neler oluyor izleyemiyoruz tabii ki. Şu anda dönen savaş kızıştı. Sağda solda Nessa Tolunay'ı alıyor. Kedi ile Pentos'un dövüşüne şahit oluyoruz. Şu anda Pierre onlara destek vermek istiyor. Ve Neme Strongest Kedi'yi almayı başardı. Arkada Karan BM indiriyor. Commander da indirdi. 2 kill aldı. Sanel CJC'yi indiriyor. Yakalayamıyoruz. Hiçbir savaşı yakalayamadık. Takımlar bölünmüş durumdaydı. Ve 3'e 2 savaşmak durumunda takımlar. Butik takımında sayısal üstünlük söz konusu. AR takımına karşı.
Ve şu anda bayrak kimsenin lehine çekilmiş değil. Butik takımının oraya doğru bir ilerleyişi var. Pierro ile Karahan'ın ilerleyişini görüyoruz. Saner ile Nemes Strongest çarpışma halinde. Saner onları yavaşlatmak istediği zannediyorum. Ve şu anda Nemes için bayrak bölgesine doğru saldırısı söz konusuyken Saner Nessa'yı darlıyor. Nemes Strongest öldü, ölecek. Şu anda butik takımının takım oyununa karşı bir şey yapması gerek. Nessa bu Saner'i aldı. Ve Karahan Nemes Strongest'ı öldürmeyi başardı. Ancak 11 saniye var. Bayraktaki avantajlarını sağlayabilmesi lazım butik takımının. Ve Karahan güzel bir, şık bir hareketle Nessa'yı öldürmeyi başardı. Butik takımı 2, Ashes Remain 2. Şu anda butik takımı tekrardan köprü bölgesinden 4 yol ağzına doğru ilerliyor. Are takımı ise ekipman alışverişlerini yapıp ana üstlerinden çıkma durumunda. Ne yazık ki şu anda oyun chatini susturmak durumundayım. Her iki takım da karşılıklı olarak dizilmişler ve butik takımı biraz ileri noktada duruyorlar. Piyade üstünlüklerine güvenmek istiyorlar zannettiğim kadarıyla. Ve yeni yol tarafından butik takımının ilerleyişi, are takımının ise balkon tarafına doğru ilerleyişi söz konusu. Ancak butik takımı sanıyorum bir aldatmacayla are takımının arkasına geçtiler. Ve balkon bölgesine doğru ilerliyorlar. İşler kızışıyor. İşler kızışıyor. Yaylar çekildi. Ok yayından çıktı. Pierro Nessa'ya güzel bir atış yaptı. Ve are takımı butik takımını kendi okçularının görüş alanına çekmeye çalışıyor. Arkada butikten Spectful'un düşüşüne şahit olduk. BM onu sıkıştırmaya çalışıyor. Are okçuları ise ona destek vermeye çalışırken BM Spectful'u alıyor. Balkon bölgesinde butik piyadelerinin ağırlığı söz konusu. Are piyadeleri oradan inmeye çalışırken Nemes Strongest bir koltuklanmışla girdi ve Mete'nin kalkanını indirdi. Pierro BM'nin atına vursa da başarısız bir saldırı oldu. Mete ile Commander'ın dövüşüne şahit oluyoruz. Nessa Sanel'i indiriyor ters köşede. Mete'nin canı azalmış durumda. İkinci kalkanını da kaybettik. Ve Commander Kedi indiriyor butik takımından. Mete Nessa'yı aldı. Ancak sayısal üstünlük tamamen are takımında. Karahan dayanmak zorundaydı. Ancak Pentos'un balta vuruşuyla canını veriyor. Ve bu setin kazananı Ashes Remain oluyor. Ashes Remain 3, butik takımı ise 2. Ve restart geldi. Sizi hemen bekleme ekranına veriyorum. Çeyrek finallerdeyiz. Ashes Remain ve butiğin karşılaşmasına şahit oluyoruz. Çekişmeli bir maç. Evet, değerli chat, şu anda tahminleri alalım. Skor tahminlerinizi, kim yener, kim kaybeder? Favoriniz kim? Evet, Nessa'ya bekleme ekranı için teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Teşekkürler Ali'cim. Maçınız bittiyse katılabilirsiniz. Ali Bey, isterseniz Discord'a geçebilirim. Şu anda sunucuda bir lag söz konusu. Ali, kaçıncı eldesiniz oğlum? Yeter de takip et şunları ya.
İkinci harita mı? İyi bari. Ben de o halde Discord'a geçeyim. Oradan şeyi şey yaparız. Kanki. Bu arada Buğra Skywalker diye biri beni eklemiş. Steam üzerinden. Şu anda pinkler coşmuş durumda. Ve sunucuya restart atıldı. Size anlık aktarmaya çalışıyorum bilgileri. Bu arada arkadaşlar, ne diyorsunuz? Aşı gelecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek? Tahminlerinizi alalım. Maçtan ziyade konuşmak gerekirse. Bu korona hepimizi mahvetti. Aşının hikaye olduğunu söyleyenler var. Çip takılmasını isteyenler mevcut. Ve yayında şu anda 23 kişi var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz chat'i coşturalım mı? Hadi. Chat'i coşturuyoruz biraz. Valorant takılacak çiple Warband skill'lerinin geliştirilmesini umuyormuş. Warband'in bu camiada bırakmış olduğu tesir gayet büyük. Herhangi bir sağlık durumunda bile bunu düşünebiliyoruz. Şu anda sunucu geri geldi. Pinkler gerince düşürülmüş. Şöyle yapalım. Ashes Remain 3. Butik takımı 2. Skorları bu şekilde güncelledik. Neyse ki bu pink artışı maç esnasında olmadı. Yoksa can sıkıcı bir hale alabilirdi her iki takım içinde. Ashes Remain ve Butik karşılaşmasındayız. Tekrardan sayalım. Her iki takımın da güncel kadrolarını. Ashes Remain'de Nessa, Feodras, Blackmore, Kane, Kawhi, Nemesis Strongest, Panthos ve Karli bulunurken Butik'te ise Karahan, Pierro, Metahanyus, Grey Spectful, Sanel, Kedi, Rubar, Jiman, Dodo ve Tolunay bulunuyor. Ashes Remain'in Butik takımında bir sayılık farkla üstünlüğü bulunuyor Butik takımına karşı. Ve Metehanyus'un performansına, piyade performansına şahit olduk. 7 kill aldı ilk sette. Benim sayabildiğim en azından ve hatırlayabildiğim kadarıyla. Biraz H2O'dan takviye yapalım. Cross Leon, Metanius'un 8 kill aldığını söylemiş. Butik takımından ve şu anda halihazırda maç başlamış değil. Evet arkadaşlar, yayını dolduralım lütfen. Arkadaşlarımıza destek verelim. Paşa'ya da destek verelim. Yani kendime, bana. Hadicim, düşüncelerini lütfen. Lütfen buraya gel. Discord'da söyle. Herkes duysun kıymetli dostum. Senin sesini özlediler.
Şu anda hala da butik takımından bir kişinin girmediğini görüyoruz. Bakalım her iki takım tarafların değişmesiyle nasıl bir strateji ortaya koyacak. Saranit'te butik takımını, Rodok'ta ise Ashes Remain'i izleyeceğiz. Evet, sanıyorum bir sıkıntı var. Butik takımının neresiyle Butik takımının sanıyorum şu anda hakemler, hakem odası, hakemler kısmında ve ARE takımıyla bir anlaşmazlığı söz konusu. Bu sebeple şu anda başlamıyor maç. Neler döndüğünü tam manasıyla anlayabilmiş değilim. Uzun bir bekleyiş oldu. Umuyoruz maç sadece güzel oyuna sahne olur. Bunu ümit ediyoruz. Tekrardan hatırlatalım. Butik takımı 3. Özür diliyorum. Ashes Remain takımı 3. Butik 2. Güncel skorlar bu şekilde ve restart atıldı. Maç başlıyor. Size hemen yayın ekranına veriyorum. Skorumuzu güncelleyelim. Ve şu şekilde değiştirelim. Ashes Remain 3, Butik takımı 2, Sanal Atlı, Kedi Piyade, Piero, Okçu, Karahan, Mete, Piyadeler, Tolunay ise atlı olarak görev yapıyor. Butik takımında, ARE takımında ise BM, Nemes, Strongest, Atlılar, Nessa, CJ, Okçu olarak görev yapıyorlar. Commander ve Pentos'ta piyadeler ve şu anda bayrak açık alanda çıkmış durumda. ARE'den BM bir arkalama girişiminde bulundu. Butik takımı yeni yol tarafına doğru balkon önünden ilerliyorlar ve ARE takımı ise şu anda neredeler? Köprü tarafında duruyorlardı ve şimdi atlı işlerini gerçekleştirdiler. Butik takımı ise yeni yoldan sapmış ve köprüye doğru ilerlemişler onların arkasına sarkmak adına. Pozisyon aldırmak istemiyor. Butik takımı ARE takımının arbaletçilerini anladığım kadarıyla ancak açık alanda savaşmak Saranid için bir avantaj olabilir. Nemesis Strongest'ın saldırısı söz konusuydu ancak bir ok atışı yiyerek oradan ayrılmak mecburiyetinde kaldı. BM hali hazırda butik takımının arkasında
Neler olacak göreceğiz. Şu anda dar alana itmeyi başardı Are takımı. Butik takımını neden böyle yaptılar anlamamışken Nessa Tolunay'a bir headshot attı ve atlı eksiklikleri söz konusu. Sanel ve Mete ardı arda 2 kill alıyor ve sayısal üstünlüğü tekrardan yakalıyorlar. Karahan BM'yi aldı. Sanel Commander almayı başardı. Kedi Mete Anyus'a talihsiz bir team kill attı. Ve Nessa ile CJ yalnız kaldılar. Butik takımı karşısında 4 kişilik sayısal üstünlüğü var. Butik takımının 2 kişilik Ashes Remain'e karşı. Ve Sanel atından düştü. Butik takımı piyadeleri şu anda Are takımının okçularına doğru ilerliyorlar. Sanel de aynı şekilde Nessa'yı sıkıştırmaya çalışıyor. CJ oradan ayrıldı. Nessa'ya karşı bir saldırısı söz konusu. Butik takımının Sanel ve Karahan'ın takım oyununa şahit oluyoruz. Karahan Sanel'e bir tek attı. Ve CJ'ye dönmüşken Kedi CJ'yi öldürmeyi başardı. Karahan ve Nessa'nın arası... Karahan... Kedi'nin ve Karahan'ın Nessa arasındaydı. Konuşamadım. Şu anda ok atışıyla destek vermeye çalışıyor Piero Karahan'a. Nessa'nın canı bitti bitecek. Ve butik takımı oyunu süreden ve bayraktan kazanıyor. Nessa Karahan'ı indirmeyi başardı. Ve butik takımı skoru eşitliyor Ashes Remain karşısında. Skor 3-3'e geldi. Yayında 22 kişi var. Bu heyecanlı maçı kaçırmaları gerçekten Warband oyuncuları için büyük bir şanssızlık. Benim için de izleyici kasmak açısından bir şanssızlık. Butik takımının ilerleyişi söz konusu. Şu anda 3-4 piyade sanıyorum. Evet. Hayır. 3 piyadeler, 2 atlı ve 1 okçular. Okçu sayılarına mı düşürmüşler? Evet. Şu anda okçu sayılarının düştüğünü görüyoruz. Bayrak ise şu anda harabeler kısmında çıktı. Are takımı köprüde bekleyişlerini sürdürürken butik takımı onların karşısında dizilmiş durumda. Piero okçu olarak Nessa arbaletçi, CJJ okçu, arbaletçi olarak görev yapıyor. Herhangi bir çapraz ateşleri yok. Piyadelerinin arkasını sağlam almış vaziyetteler. Butik takımı Are takımını orada tutmak istiyor ve Sanel'in atığı bir arbalet oku yedi. Ciddi bir hasar almış olmalı. Ve savaş başladı. Her şey hızlı gelişebilir. Karahan Commander'ı alıyor. Matt Pentos'u indirdi. Karahan Kedi'ye talihsiz bir team kill attı. Ve Matt ikinci killini alıyor. Üçüncü killini alıyor. Bu maç akıyor. Dördüncü killini aldı Matt Hanyus. İnanılmaz bir performans. Gerçekten harika. Ve şu anda Nemes Strongest tek başına kaldı. Ashes Remain oyuncuları karşısında. Harika bir performans. Tolunay Nemes Strongest'la savaşını sürdürüyor. Bu elin lokomotifi yine Mete Hanyus oluyor. Butik takımının aldığı ellerde büyük bir performans ortaya koydu. Nemes Strongest Mete'nin saldırısıyla yine ölüyor. Sanıyorum takım arkadaşları onu bu kili alması için bıraktılar ve 5 kil alarak bu el adeta akıyor. Adeta bir Viking gibi baltasıyla zirveye ulaştı Mete Hanyus. Şu anda Are takımının köprü takımından 4 yolu ağzına ilerleyişleri söz konusu ve butik takımının da yine karşılarına dizildiğini görüyoruz. Butik takımı aldıkları son elle Ashes Remain karşısında üstünlüğü yakaladı. Şu anda her iki takım da bakışıyorlar birbirleriyle. Butik takımının ilerleyişi söz konusu. Sanıyorum bir piyadelerini arkalarından gönderdiler. Hayır, okçularını göndermişler. Nessa ciddi bir hasar aldı şu anda. Ve savaş başladı. Sağlı sollu. Savaşlar dönerken Pentos Karahan almayı başardı. Mete Anyus yine ortada güzel bir performans ortaya koymak için savaşırken
Are takımı hızlıca butik takımını eritiyor bu saldırılarını geri püskürtmek adına. Şu anda Piero, Sanel ve Tolunay savaşmak mecburiyetinde ve Tolunay CJJ'yi almışken Pentos Piero'yu öldürerek cevap veriyor. Nemes Strongest Sanel'i alıyor ve Tolunay tek başına kalıyor Are takım oyuncuları arasında. Ve... Alo. Hoş geldin Ali. Estremain skoru dengeliyor. Kıymetli kardeşim sesin... sesinin son demleri gelmiyor. Hoş bu diye bir ses geldi. Şöyle uzaklaştıralım. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Şu anda butik takımının kendi anonslerinin solundaki küçük kapıdan arabeler bölgesine doğru ilerleyişleri söz konusu ve Are takımı yine dört yola doğru geldiler köprü tarafından. Kusura bakmayın, bir bilgi vermem zorundaydım. Vermek zorundayım. Şu anda butik takımı harabeler bölgesindeki bayrağa yerleşmiş vaziyette. Are takımı onları karşısına dikilmiş. Piero harabelerden ok sıkıyor ve Nessa hemen takımının arkasındayken Tolunay harika bir şekilde indiriyor hissettirmeden Nessa'yı. Ve Nemes Strongest aynı şekilde cevap veriyor kediyi alarak. Dönen savaşta neler olacak? Altılar, piyadeler birbirlerine çarpmaya, vurmaya devam ediyor. Karahan'ın canı bitti bitecek. Bir at çarpmasına bakar. Ve Pentos şu anda Tolunay'ı durdurdu. Piero iki kill almayı başardı. Nemes Strongest ikinci killini alıyor. Karahan'ı öldürerek şu anda üstünlük butik takımında. Tolunay düştü ancak Sanel hemen ona yardıma geldi ve Piero 4 kill alıyor adeta. Bu elde takımını zirveye çıkarıyor ve butik takımı 5, Ashes Remain takımı ise 4. Bu setin kazananı butik takımı oluyor üstünlüğü yakalayarak. Hoş geldin Ömer Faruk. Evet Ali'cim, nasıl geçti maçın? Abi güzeldi. Hızlı bitti. Öyle diyeyim. Umuyorum kazanmışsınızdır. Emre'yi az önce maç attık da Emre bugün çok güzel vuruyor ya. Piero. Maça da yansımış herhalde. Emre dersine, yani Piero dersine iyi çalışmış. Belli ki. Bu arada Metehanyus'un üstün performansına, piyade performansına sahne oldu bugün maç. Bir elde, sadece bir elde 5 kill almayı başardı. Oh. Rakip takımın 5 oyuncusunu saf dışı bıraktı. Gerçekten onun için büyük bir performanstı. Şu anda genel skor 5-4 değil mi? Şu anda genel skor evet. Butik takımı 5, Ashes Remain 4. Çok çekişmeli, heyecanlı bir maç geçiyor. Tarafları şöyle değiştirelim. Ashes Remain'i bu sefer Navala Outpost haritasında Veigar'da göreceğiz ve butik takımı ise Swadia'da yerleşmiş durumda. Nasıl bir strateji izleyecekler birbirlerine karşı, çok merak içindeyiz. Haftanın ilk heyecanlı maçındayız ve yarın ise Brahmoment ve BKP, yani Boynuzlu Kurtlar Partisi'nin maçı var. Saatini kontrol edebilirsiniz yarınki maçın. Ben şu anda unutmuş durumdayım. Onunla alakalı da hemen bu maçtan sonra gerekli duyuruyu forumdan yapacağım. Ve bu maçın da tekrarını YouTube'dan izleyebilirsiniz. Hemen 45 dakika 1 saat sonra. Abi şey izledim de saçma sapan bir vuruştu o ya. Hayır izlemedim.
Keşke kaydetseydim. Evet Toyen, bunun için de gerekli çalışmayı ben kendim yaparım. Zira bu tablo geldiğinde ne yazık ki biraz geç kalınmıştı. Bu sebeple bunu sağlayacak vakti bulamadım. Yarınki maçta skor eklemeye çalışacağım kendim. Şu anda butik takımı restart istediler. Ali'cim sen de şu anda streamer var mı? Evet abi. Tamam, güzel. Maç keyifli geçiyor ya. Zaten belliydi böyle olacağı da. Maç çok sert geçiyor her iki takım için de. Çok çekişmeli. Dediğin belki gibi bir beraberlik izleyebiliriz. Bir beraberlik ya da bu harita her şeyi belirleyen bir harita da olabilir. Tabii beraberlikten sonra biliyorsun map'i var. Finaller olduğu için. Ashes Remain 4, butik takımı ise 5. Şu anda Ara takımından Commander Pentos, Piyadeler, Nessa, CJJ, Okçular ve BM ve Neme Strongest atlılar. Butik takımında ise atlı olarak görev yapanlar Sanel ve Tolunay Piyadeler, Mert Karahan, Okçu Piero ve orada üçüncü bir atlı varmış. Spectful. Tekrardan bir restart geldi. Sizi yayın ekranına verdim mi? Şu anda veriyorum. Neyse ki her şey için geç değildi. Bakamıyorum yayına. Sorry. Hiç önemli değil kıymetli dostum. Tekrardan başladı şu anda butik takımı kendi ana üstlerinden. Sola doğru rakip ana üstüne doğru ilerliyorlar. Herhangi bir baskın gelecek mi? Gelemez çünkü Are takımı şu anda orta bölgede konumlanmış durumdalar. CJJ ön tarafta okçu olarak görev yapıyor. Nessa ise hemen arkalarına, mancının gerisine yerleşmiş durumda ve bayrak butik takımının lehine çıkıyor kendi ana üstlerinde. Evet ve 3 atlıları var abi. Butik takımının açık alandaki bayrakta bir üstünlüğü söz konusu olabilir. Atlı avantajları olması sebebiyle ancak Are okçularını Beygir'de küçümsememek lazım ve Piero Nessa'ya ciddi bir hasar verdi. Şu anda canının büyük bir kısmını kaybetmiş durumda Nessa. Are takımı sol açıklıktaki, butiğe göre sağ açıklıktaki kemerden giriş yaptılar ve butik takımı hala hazırda bayrağı yerleşmiş durumda ve bayrağı yarıdan fazlasını çekmişler ve bekliyorlar. Şu anda her an çarpışma dönebilir. El arabasının olduğu kısımda herhangi bir hareket gözükmüyor. Butik takımı kendi arbaletçilerinin görüşünde kalmayı tercih ediyorlar. Bayrağı terk etmiş vaziyetteler. Herhangi bir çarpışma yok. Her iki takım da çok sabırlı oynuyor Ali. Evet evet, fark ediyorum onu. Okçularına iş yaptırmak istiyorlar ve Piero kime hasar verdi? Şu anda Blackmore'un atına hasar vermiş. Evet, BM bu arada Blackmore oluyor arkadaşlar. Bunu da eklemek lazım. Ve çarpışma başlamak üzere. 30 saniye kaldı. Bayraktaki evet, avantajı korumak istiyor butik takımı. Ve CJJ Sanel'i öldürüyor. Tolunay Nessa'yı aldı. Karahan Pentos'u indirdi. Karahan ikinci kilini alıyor Commander'ı öldürerek ve sayısal üstünlük şu anda butik takımında. Hızlıca eritmeyi başarıyor. Piero CJJ'ye headshot attı. Karahan üçüncü kilini aldı BM'yi öldürerek. Ve butik takımı bu elinde galibi oluyor.
İki sayı önüne geçiyor Ashes Remain'in. İzliyoruz. Acaba Neme Strongest epik bir savaş verip ele alacak mı derken bayraktan hala hazırda kazanıyor butik takımı ve kendini çok korumayı tercih ediyor. Çok söyleyebiliriz ya butik piyadelerini. Ve Ali orada Karahan güzel iş çıkardı. Şu anda butik takımı maça daha iyi hazırlanmış bir izlenim veriyorlar. Ara takımı kendi ana üstlerinden çıktılar. Orta bölgeye yerleşmiş vaziyetteler. CJJ önde pozisyon alıyor. Nessa Mancınık'ta. Butik takımı ise ana üstlerinin sağındaki açıklıkta pozisyon almışlarken bayrak AR'nin yani Ashes Remain'in lehine çıkıyor ve derhal bayrağa yerleşmek üzere hareketlendi AR takımı. Metanius'un faz olduğunu iddia edenler var chatte. Ne olduğunu? Faz. Şu anda CJJ'ye bir saldırı yapmak istedi Sanal ancak canının büyük bir kısmını kaybederek ayrıldı buradan. Ve savaş başladı. Piyadelerin savaşına sahne oluyoruz şu anda. Metahanius ciddi bir can kaybı söz konusu. Tolunay aynı mı? Strongest'ı harika bir koltuklanmışla indiriyor. Tolunay ikinci kill'ini aldı. BM'yi öldürerek atlısız kaldı. AR takımı ve sayısal üstünlük şu anda butik takımında. Ancak Metin öldürülüşüne şahit olduk Pentos tarafından. Sanel CJJ'yi almayı başarıyor. Tolunay Nessa'yı aldı. Pentos tek başına mücadele etmek zorunda. Butik takımına karşı Karanon'a karşı mızrağını kullanıyor. Spectful saldırmak istiyor. Ancak Pentos gerçekten iyi bir direniş gösteriyor. Köşe tarafta sıkışmış durumda. Ve Tolunay 4 kill almış oldu. Pentos'u da öldürerek 4. kill'ini alıyor Buel adına. Ya aslında 3 atları var. AR takımının dar alanda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Orada açıkta oynamak yerine gemiyi tutsalardı belki kazanabilirlerdi. Belki de Mancınık'ta bir okçuları olması, bilmiyorum aslında, Sanel'e güzelce hasar vermeyi başarmışlardı. Şu anda butik takımı tekrardan kendi ana üstlerinin sağına doğru ilerlemiş durumdalar ve birçoğu zırhlanmışlar. Butik takımı 7, Ashes Remain 4. Şu anda 3 sayılık üstünlüğü söz konusu butik takımının Ashes Remain karşısında. Evet, bu eli de alırlarsa kazanıyorlar o zaman. Ve bayrak butik takımının lehine çıkıyor. Evet, bu eli de alırlarsa zaferlerini ilan edecek. O halde her şeyin belirleneceği el diyebiliriz. Tamam mı, devam mı? Ashes Remain adına. Şu anda Spectful'un hem atı hem de kendisi hasar almış durumda. Nessa'nın ilerleyişi söz konusu AR takımından bayrağa doğru. Tek başına değilmiş, özür diliyorum. Piyadelerini kaçırmışız. Bir bekleyiş söz konusu. Bayrağı tekrardan kaldırmış durumda butik takımı. CJJ atlı olarak geçmiş. 3 atlıya çıkmış AR takımı ve atlı piyade savaşı başladı. CJJ canının büyük bir kısmını kaybetti. Metanius da aynı şekilde ters köşede Piero CJJ'yi indirmeyi başardı. Karahan Metanius talihsiz bir team kill attı. Metanius da Commander'ı almayı başardı. Piero Neme Strongest'ı alıyor ve AR takımı yine sayısal dezavantaja düşüyor. Karahan Pentos'u indirdi. Ve zafere çok yakın. Butik takımı BM Spectful'u aldı ve Tolunay BM'yi alarak butik takımını zafere taşıyan son vuruşu yapıyor. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. İnanılmaz, ancak evet. Ashes Remain ne yazık ki kendi adlarına son üçlükte bir
varlık gösteremedi ve butik takımı bileğinin hakkıyla maçın kazananı oluyor. VR takımı şu anda sunucudan ayrıldı. Yarı final, yarı finalin adı butik takımı. Tebrik ediyoruz. Ashes Remain'i de gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyoruz. Hepsinin ellerine sağlık. Gerçekten butik takımı adına güzel bir maçtı. Mete Hanyus'un, Tolunay'ın, Karahan'ın ve Piero'nun dengeli olarak ellerde göstermiş olduğu ciddi performanslara sahne oldu maç. Ve Ashes Remain turnuvadan böylece elenmiş kılındı. Yarı finalin adı Butik. Evet Ali, ne düşünüyorsun izlediğin kısımlar hakkında bu maç için? Neler abi söyleyebileceğim çok fazla bir şey olmadı. Dediğin gibi geç geldiğim için. Ama Butik takımının takım oyununa ve göstermiş olduğu performansa hayran kaldım cidden. Hani tam böyle zamanlamayla bu şekilde oynanabilir dersek bu şekilde oynanır. Gerçekten tebrik ederim her iki takımı da.